Haziran'ın 26'sı uygun mu? Uygun mu? Bilmiyorum yani, Haziran'ın 26'sı hangi güne denk geliyor? Çarşamba. Ha. Tamam, uygundur. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Tamam, kasalardan sonra takip edelim. Dur. Güney. Yaklaş biraz. Net göreyim yüzünü. Gir iyice gir. Heh. Al bunun bir fotoğrafını. Tamam, devam et şimdi. Bak, bu andan itibaren, bu tarihten, bu saatten itibaren an be an, saniye saniye izlenecek bu kayıtlar. Tamam mı? Bu 8 numaralı kasayı kim açmış tespit edilecek. Tamam? Kadın değil, kadın değil. Adamı takip eden kameraları seç. Efendim Kuzey? Oğlum sen ne haber? İyi, sağ ol. Çalışıyorum. Senden ne haber? Ha, gitti mi demin? Gitti, gitti. Hadi bakalım, Allah kavuşsun. Sayın yolcu. Sağ ol. Hayırdır, ses geliyor. Sen hala havaalanında mısın? Evet, çalışıyorum biraz. Ya sana şey diyecektim ben, bu Haziran'ın 26'sını falan boş bırak. Bir program falan yapma, tamam mı? Tamam, olur. Yani gün aldık da biz nikah için. Eğer nasip kısmetse Haziran'ın 26'sında evleneceğiz inşallah. İnşallah, hadi bakalım. Otoparkın kamerasına geç. Senin şimdi başın kalabalık belli. Bizi sallıyorsun. Ya vallahi kafam karışık şimdi, çalışıyorum. Daha sonra konuşalım güzel. Mehmet, ben ararım, sakın onu söylemesin, tamam mı? Hadi hadi, kolay gelsin, hadi. Hadi, eyvallah. Ne dedi? Ya... İşi varmış, şey yapamadı, rahat konuşamadı. Nasıl böyle aa, uu falan yapmadı mı? Yaptı, yaptı. Aynen öyle dedi. Aa, uu falan dedi ya. Bak şimdi anneme gidelim, ona söyleyelim. Sen o zaman gör tepkiyi. Böyle saçlarını karıştır ha, karıştır. Aman diye havalar ötecek. Ne yapalım, bir yerlerde bir çay may falan mı içsek ya? Ay yok, geç kalırım şimdi, çok işim var. Ya boş ver, acele etme ya. Ben öğleden sonraya kadar kendime izin verdim, sen de kendine izin ver. Ebay'ın 26'sını konuşalım biraz. Daha çok konuşuruz. Vaktimiz var. Bence ben şu Zeynep'i kudurtmadan hemen yanına gideyim. Ya boş ver, bir iki saat idare etsin o da ya. Tam adamıma söyledim. Zaten üstüme atlamak için yer arıyor. Kıskandığını belli etmeyecek diyor ya, ama bizi birlikte görünce bozuluyor. İş yüzünden gıcıklık çıkartıyor sürekli. Ay yani Cemre gerçekten olaysın. O bir kere ak değil kara. Sürekli böyleyiz. Yani gerçekten Cemre olaysın ha. Kızın da günahını alıyorsun. Efendim? Ya geldi geçti artık yani, tamam. Bence kıskanmıyordur ha. Sen öyle san. Biz yüzükleri takınca dikenli tele döndü. Durmadan zorla takılıyor. Ha tabii sen fark etmiyorsun çünkü senin yanında oynuyor Kuzey. Ben de onun geçtiği yollardan geçtiğim için neler hissettiğini, nasıl kıskandığını tahmin edebiliyorum. Ama ben batırmadım kimseye dikenlerini. Keşke batırsaymışım. Kaç kere benim gözümün önünde öpüştün Zeynep. El ele böyle sarmaş dolaş yürümeler, koltukta otururken elini omzuna atmalar falan. Bir kere daha, bir kere bile onun yanında benim elimi tutmadın. Kuzey, ben kime diyorum? Pardon ya, tünele girdin de çekmiyor. Ha, işine gelmeyince çekmez tabii. Aa! Acıdı mı? Acıdı. Yalancı. Ya sen... Sen neden bu kadar kıskançsın? Çok çirkin olduğun için bu kadar kıskançsın? Kuzey yapma. Sarı ne olacak? Akşama Zeynep'leri çağırmadın inşallah. Yok artık.
bileyim ya, bilemem ki yani. Çağırırsın çağırırsın. Ben bu durumdan biraz zevk aldığını düşünüyorum. Kuzey saçmalama lütfen. Uğraşma artık benimle. Hadi biraz hızlanalım, zaten Zeynep'le çalışacağım ben. Sonra eve gideceğim. Daha bir yıl eksik var. Onları halledeceğim. Çok iş var. Ya bakma işte, alt tarafa ailece bir yemek yiyeceğiz ya. Annene de şöyle sıkıntıya sokmasın kendini. Bir de ev bakacaktı şimdi, o emlakçıya gidecekti falan. Ona göre 9 çarşambası bir araya girmiştir. Cemre! Cemre! Ay, ay Cemre, ne oldu be? Ne oldu? Hı. Ev bakmaya gidecektim ya emlakçıya. Beni götüre götüre kimin evine götürdü? Hala hanımın evine. Ömer Bey'in halasının evine. Ay tesadüfe bakar mısın Cemre? Adam arkeologmuş, iyi mi? Biz onu karavanda görüyorduk ya işte. O karavan niyeymiş? İşte bunun içinmiş yavrum. O öyle evsiz baksız bir adam değilmiş. Yani adam berduş değilmiş Cemre. Ama ev güzel. Fena değil yani. Bakımlı. Ama ben çok hevesliymişim gibi davranmadım. Yani biraz kararsızmışım gibi davrandım. Çünkü yani zaten gerçekten de kararsızım da hemen öyle ilk gördüğüm evi hop diye üstüne atlayacakmış gibi hiç öyle davranmadım. Söyledim zaten. Ben dedim biraz zor karar veririm. O tinettir bir insanım dedim. Yani ben dedim şöyle bir etraflıca dedim. Düşüneyim, taşınayım, ondan sonra size haber vereyim dedim. Arada bir nefes al anneciğim. Ya ben... Şimdi daha bir şeye gideceğim, markete gideceğim. Oradan sonra hemen eve dönmem lazım. O kadar çok işim var ki evde. Ne yapalım? Akşam çok işimiz var değil mi? Dünür ağırlıyoruz. Anneciğim, biz de bu arada gün aldık. Ay. Ay Allah'ım, kafam kaldı bende. Ay çok özür dilerim. O kadar işten güçten tabii böyle oldu. Ne zaman hayırlısıyla? Mezuniyet töreni bu kızım. Tek başıma yetişemem ki. En az 3-4 tane adam tutmam lazım. Babacığım bak lütfen acemi olmasın. Adam gibi adamlar olsun. Ya sen bana hiç güvenmiyor musun? Halledeceğim dedim. Aa bak, senin ortak da geldi. Canım, hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ay canım ya. Cemre. Merhaba. 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 Hallettiniz mi? Her şey tıkır tıkır yolunda gitmiş maşallah. Ayın 26'sına günü almışlar. Ya. Çok sevindim, tebrik ederim. Eyvallah. Tebrik ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.